İki kişi birbirini sever de kavuşurlarsa mutluluk olur. Biri kaçar, öbürü kovalarsa aşk olur. İkisi de sever lakin birleşemezlerse işte o zaman efsane olur. Hemen şimdi. Benimle evlenir misin? Ben bu hayatı hep başkaları için yaşadım. Artık yeter. Ne olursa olsun umurumda değil. Birlikte mücadele edeceğiz. Sevgili Zerda Özmen, hiçbir etki altında kalmadan kendi rızanızla Şahin Erol ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. Sevgili Şahin Erol, siz kendi rızanızla hiçbir etki altında kalmadan Zerda Özmen'le evlenmek istiyor musunuz? Evet. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizi karı koca ilan ederken bir ömür boyu mutlu olmanızı, bütün güzellikleri birlikte yaşamanızı, hiç zorluk çekmemenizi diliyorum. Önce kocalığını bilsin. Ama eğer o bilmiyorsa ben öğretmesini bilirim. Dur kız, nereye? Nerede o televizyoncular? Gelsinler, onlara her şeyi anlatacağım. Akgül'ün nikah masasında bırakmak neymiş görsün. Şahan? İyi bildin Ökkeş dayı, Şahin. Şahan! Demek dayıdın ha Şahin Bey. Bu cam buradan çıkmadıkça bu yüzük parmağımdan Zerdam hayatımdan hiç çıkmayacak. Her şey bitti. Bu sefer bitirdin beni Şahin. Yetmedi, küllerimi dört bir yana savurdu. Sana bakmakla Gülbahar'ın sorumluluğu boynumun borcudur. Ama ne olur daha fazlasını isteme benden. Tamam, dur burada. Al şunu, ortadan kaybol. Bütün bildiklerini de unut, tamam mı? Tamam yenge, sen bilirsin.
Ferda ile Şahin herkesten uzakta küçük bir mutluluk yuvası kurdulardı ya. İşler düzeleceğine daha da karışıydı. O gün mutlulukların üstüne koca bir gölge geriydi. Koyu, kara, hain bir gölge. Gözlerin öyle güzel ki derinliğinde kayboluyorum bazen. Uçurum gibi bir şey. Seni yanımdayken bile özlüyorum biliyor musun? O kadar mutluyum ki kötü bir şeyler olmasından korkuyorum. Bana konakta olanları anlatmak ister misin? Şimdi konuşmayalım olur mu? Burada senin yanında böyle sonsuza kadar durabilirim. Kim acaba? Geç dayı olmalı. Yine sepet sepet yiyecek yüklenip gelmiştir. İçeri girmeye çekindi herhalde. Kapıya bırakıp gitmiştir. Beni içeri almayacak mısın? İffet abla tut şunun ucundan da sallayalım. Susar be. Şimdi içer mi acaba? Söylemeyeyim diyeyim ama şu tüyü bitmemişi bırakıp da nereye gidiyor anası olacak ha? Akgül ablayı son gördüğümde Şahin ağamın odasından telaşla çıkıyordu. Şahin'in odasından mı? Hı-hı. Tut şunu bakayım. Akgül indir o silahı hemen. Benimle böyle konuşmaktan vazgeç. Kulaklarım yeterince duydu bunları. Otur oturduğun yerde Akgül. Sen kadınsın bilmezsin Akgül. Senin için çocuk büyütmek Akgül. Hoş bir erkek çocuk bile doğuramadın ya Akgül. Karşındakine iyi bak Şahin. O Akgül konakta kaldı. Bu Akgül başka. Buraya seni dinlemek için gelmedim. Ne istiyorsun? Ne mi istiyorum? Bana yaptıklarınızın cezasını çekmenizi istiyorum. Ancak böyle kurtulabilirim bu işkenceden. İkinizi de geberteceğim. Demek buraya saklandınız ha? Dur! İşimi kolaylaştırmaya mı çalışıyorsun Şahin? Parmağım tetiğin üstünde görmüyor musun? Birazcık abanmaya bakar. Birazcık. Bırak artık şu saçmalığı. Eve gelenlere böyle mi davranıyorsunuz? Doğru ya. Karşımdakilerin kim olduğunu unutuverdim işte. Zerda ve Şahin. Herkese oyun oynayan, Akgül'ü hiçe sayan iki insafsız. Akgül bak, konuşalım istersen. Konuşmak? Demek benimle konuşmak istiyorsun Zerda Hanım. Evet. Önce konuşacağız. Ama ben ne istersem onu. Hadi oturun ikiniz de. Aferin size. Beni dinlemeye başladınız artık. Demek insanın size sözünü geçirebilmesi için elinde böyle bir şey tutması gerekiyormuş. Bunu neden daha önce düşünemedim ki? Evet. Senden başlayalım. Şu kendinden başka herkesi hor görme. Konaktaki her şeye sahip olma hırsından başlayalım ha? Beni hep aşağıladın. Hep kaybetmeye zorladın. İstediğin oldu işte. Sahip olduğum her şeyi aldın elimden, her şeyi. Artık kaybedecek hiçbir şeyim yok. Kızım,
Seni bekleyen bir kızım var Akgül, onu düşünsene. Kızım. Gülbahar. Ne yaptığının farkında mısın? Onu babasız mı bırakacaksın? Babasız mı? Peki şimdiye kadar babası yanında mıydı? Kızım başkasına gönül vermiş, anasını hayatı zehir etmiş bir babası olduğunu bilmesin daha iyi. Bana bak şimdi seni... Şahin hayır. Sakın. Sakın beni üzecek bir şey daha yapmaya kalkma Şahin. Efendim? Alo. Alo Hasan Ali. Şahin'i bul hemen. Hayrola? Nereden çıktı bu Hacer? Şahin konaktan gideli Akgül de yok ortalıklarda. Hissediyorum kötü bir şeyler olacak sanki. Şahin'in nerede olduğunu bilsem atlayıp gideyim diyeceğim ama. Gerçekten bilmiyorum yerini. Telefonu kapalı tutmasını da ben söylemiştim zaten. Peki nedir seni telaşa düşüren? İçime bir sıkıntı düştü. Gidip baktım. Şahin'in beylik tabancası da yok ortalıkta. Biri almış. Belki Şahin almıştır. Ne bileyim, aklıma türlü türlü şeyler geliyor işte. Bak, ben ne olacağını söyleyeyim sana. Akgül kendini alışverişe vermiştir. Birazdan gelir konağa. Şahin dersen yarın sabah mutlaka Ankara'da olması lazım. Yapacak bir sürü işi var. Şimdi ona hazırlanıyordur. Zerda için de hiç korkma. Şahin yanında. Ben birazdan Ankara'ya doğru yola çıkıyorum. Eğer Şahin beni ararsa seni haberdar ederim. Merak etme, tamam mı? Hacer, bak. Hepsi üç koca yetişkin. Başlarına ne gelebilir ki? Evet, tabii. Sağ olasın Ali. Hadi bakalım. Hoşça kal. Evet. Konuşma bitmiştir. Geriye yapacak tek bir şey kalıyor. Senin hesabın benimle. Bırak Serdar'ı gitsin. Hiçbir yere gidemez. Önce onu öldüreceğim. Ölmeyi en çok o hak ediyor. Akgül ne yapmaya çalışıyorsun Allah'ın belası? Ne yapacağımı söyleyeyim. Kurşun önce karnına saplanacak. Sonra da yukarı nişan alacağım. Seni büyüleyen o gözün içine. Yeter artık, onu bırakmazsan seni pişman ederim. Dur, hiçbir yere git. Hadi vuracaksan vur. İkinizi de öldüreceğim, ikinizi de. Koş. Koş. Memik, sen beni burada bekle mi oğlum? Ne oluyor burada? Şahan! Nedir bu? Kaza oldu Ülkeş'te. Çok üzgün. Neden? Akgül iyi değil Şahin. Onu eve götüreceğim. Sonra sana anlatırım da. İnan çok üzgünüm. Böyle olsun istemezdim. Hadi sen git artık Şahin. Biz hallederiz. Hadi git.
Akşam olmadan dönerim. Dikkatli ol lütfen. Gelmedim daha. Gelir birazdan. Merak etme. Kız vıklıklanmadan gelse iyi. Yeri göğe inletiği velet. Yanında Sıla var. Nasıl becerdiyse susturdu çocuğu. Kadında bir tutam kafa yok ki. Analık neyi bilsin. Ah bir sağlam garı girmedi ki şu konağa. Oğlumun da aklı ta bulutların üstünde inmez yere. Onu indirmeye anasının gücü bile yetmedi. Of ne etmeli bilmem ki. Osman. Ben arkadayım. Arkada. Arkada. Tamam. Sıla! Uyuttun mu kızım çocuğu? Uyudu ya. Aferin benim kızıma. Ben de bahçeye çıkıp biraz hava alayım diyordum. Odasına götürün. Ne oluyor? Tut kız. Nerede buldun onu? Sana mı geldiydi? Sen hangi cehennemdeydin? Haberimiz yok. Dur ana soluklanayım hele. Bir yüzüme bakıp buyur bile demedin. Karşındaki oğlun Şahin. Hadi. Hatırlıyor musun? Anam ah, kem gözlere gelmiş kılacağız. Vah, vah, vah. Şeytan yuvalanmış içine. İçi bunca boş olursa şeytan da girer zebanide. Başına ne büyük bir bela açtın oğul. Ağzından tek söz çıkmadığından gizli saklı bir şeyler olduğu belliydi. Benim senden gizleyeceğim bir şey yok ana. Ama neyi ne zaman anlatacağıma izin ver ben karar vereyim. O
Ocağımıza yakışmayan bir şey işitmeyeyim de şu ahir ömrümde başka bir şey istemem. Karşında milletin güvenip ta Ankara'ya kendisini temsil için gönderdiği koca bir adam duruyor. Bir milletvekili duruyor. Ama sen bu adama, kendi oğluna güvenmiyorsun, öyle mi hanım? Dinle. Aklından kim bilir neler geçirdim ama uzakta değildim, buradaydım. Babamın yayla evine gittim. Ne zamandır özlemini duyduğum o iç huzurunu bulmak için. Buldum da. Yanı başımda yüreğimi ısıtacak biri vardı. Zerda. Zerda mı? Seninleydi demek. Evet. Akgül de nasıl olduysa orada buldu bizi. Çıldırmış gibiydi. Elinde silahla üstümüze yürüdü. Beni, daha kötüsü Zerda'yı vurabilirdi. Bu kadın bu hale nasıl geldi ana? Şahin. Yoksa nikah mı kıydın Zerda'ya? Koş git Dursun'a haber ver. Doktor çağırsın hemen. Dur. Akgül. Akgül. Kendine gel. Akgül kulaklasın. Sen de kendine gel. Akgül. Akgül. Allah'ım şeytanlarım. Tamam. Yarabbim. Tamam. Akgül tamam. Akgül. Tamam. Doktor gelene kadar hepinizin gözü üstünde olsun. Ben sanmıştım ki bir gün benim olacaksın. Bir gün evimin baş köşesine oturacaksın. Doya doya seyredeceğim seni. Yanımdan ayrılmayacaksın. Artık bitti değil mi? Ha? Yoksun sen artık. Belki bir daha yüzünü bile göremeyeceğim seni. O herif kaçırır seni buradan. Yani ben de olsam aynını yapardım ya. Bir he deseydin, bir yüreğinden geçirebilseydin. Ah, 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 ah. Varımı, yoğumu satar, alır götürürdüm seni. İsteseydin de... Mahmut, kimle konuşuyorsun sen? Konuşmuyorum. Duydum. Yanlış duymuşsun. Kalk o zaman. Ya git başımdan ya. Kalk dedim. Ya neden kalkacağımışım ya? Apo geldi. Kapıda bekliyor. Oy Allah'ın cezası ya. Ya neden gelmiş? Lan oğlum telefon deyin bir şey var ya. Kalkıp kapıya dayanman nereden çıktı ya? Ya medeniyetsiz herif ya. Ya atacağım bu salakları. Hep böyle kışlarına tekmeyi basacağım. Kapatacağım lan bu televizyonu da. Çıldırtır lan bunlar adamı. E kimse gelmedi diyorlar. Hani Apo göremedim. Göremedin mi? Belki bu yüzden görememişsindir. Bu gözünü kör etmiştir. Sen nereden? Yani Apo geldi demek ha? Sen beni kandırmak için uydurdun ha? Yalan dedin. Ya sen beni kendine oyuncak mı ediyorsun ya? Senin karşında koskoca Mahmut Ağa var. Kendine gel kadın. Peki bunu nasıl açıklayacaksın koskoca Ağa? Zerda'nın resmi yatağının altında. Sen ne aklan benden hesap soruyorsun ya? Senin karınım. Sana bir erkek evlat verdim. Karnımda çocuğunu taşıyorum.
Bana ağalık taslamayı bırak. Ağaymış. Erkek ol, tamam mı? Doğru dürüst bir koca ol. Bak, çok üstüme varma. Vallahi karışmam sonra. Ne yapacaksın? Boşayacaksın mı beni? Zerda ile mi evleneceksin? Söyle. İçime doğduydu ağam. Aklıma gelen başımıza geldi, gördün mü? Bir delik yapacak bu kız dediydim. Zerda iyi mi ağam? Merak etme, iyi. Sen gitsen, yalnız bırakma sana kızı. Doktoru bir dinleyelim, hemen çıkacağım. Ey. Oy anam, nasıl da burnunda tütü. Demek baş başaydın sen yayla evinde. Ne diyeyim, Allah sonunu ayır etsin. Hanım, yardım eder misiniz? Hastayı bir doğrultalım. Gelmeyecek. Neden? Neden beni görmek istemiyor? Biraz Ayhan'ım. Şerbet bu. İyi gelir. Nereye gidiyorsun? İşe. Bir şey söylemeden mi? Söylüyorum ya, işte işe gidiyorum. Senin işlerini biliyorum ben. Allah Allah. Sakinleştirici bir iğne yaptım. Sabaha kadar uyuyup dinlenmesi lazım. Yalnız bırakmayın. Yanında mutlaka biri olsun. Bu ilaca devam edin. Bir de ağrı kesici yazdım. Şiddetli kasılmalar nedeniyle ağrılar olacaktır. Fiziksel bir hastalık gözükmüyor. Ama duruma bakılırsa ağır bir ruhsal travma geçirmiş. Bana kalırsa hemen bir psikiyatristin görmesi lazım. Neyi? Ruh doktoru değil mi? Evet. Gaziantep'te bu işte uzman klinikler var. Bir doktorun gelmesini sağlayabilirsiniz. Şimdilik benim yapabileceklerim bu kadar. Yardımlarınız için teşekkür ederiz doktor bey. Geçmiş olsun. Bir değişiklik olursa bana haber verin. Sağ ol. Yok artık. Bu konaktan içeri bir deli doktoru girmediydi. Köyde kasabada bu duyulursa ne olacak? Şahin Eroğlu karısını deli doktoruna mı emanet ettirdi dedirteceğiz, ha? Karısını dize getiremeyen ağanın sözünü kim dinler? Akgül'ün hali fena ana. Doktora ihtiyacı var kadının, belli. Yok. İhtiyacı yok. Ona sahip çıkacak bir koca gerek başına. Bu kanaada gelecekse çocuğuna, ocağına sahip çıkacak bir ağoğlu gelecek. Duydun mu beni Şahin? Eğer aklına eseri yaptıysa, eğer Zerda'ya nikah kıydıysan, benim hakkımdan yüz çevirdin demektir. Ana hakkını hiçe saydınsa, ağalık hakkında da sıra geleyi Şahin. Nereye kadar ana? Bir yüzyıl daha mı sürecek bu tören? Ben öyle düşünmüyorum. Bunca sözden sonra nereye gidiyorsun Şahin? Bu cenderenin içinde daha fazla kalamam. Yarın sabah Ankara'da olacağım Hacer. Bir şey olursa beni arayın. Ana. Benim hemen dışarı çıkmam lazım. Nedenmiş o? Şeyden. Biyolojiden. Yani ödev için. Birkaç bitki örneği falan toplamalıyım. Yaprak. Arka bahçede bakınayım biraz. İyi.
Aa buyur. Gel ağam. Geçmiş olsun. Akgül Hanım için diyeyim. Geçecek inşallah. Sen nasılsın Sıddık? Hiç görünmüyorsun ortalarda. Birine gözüm takılır. Ne bileyim, ağzımdan bir şey kaçırırım diye çıkmayayım pek. Derda Hanım iyi mi? İyi. Ağam, ona deyiverin ki Sıddık derslerine çalışayım. Hem de çok çalışayım. Yalan değil valla. Şeyleri yapayım. Değiş miydi? Değiş. Deyimler. Deyimler. İşte. İki gönül bir olunca samanlık seyran olur. Çok şahane oynuyor bu adam ya. Neye karar verdin? Bileyim mi Seyrek? Bilmeyeyim ağam. Daha demedin ki. Nereden bileceğim? Yok yok. Ben oyuncu olmaya karar verdim. Ne oynayacaksın? Ulan oğlum çifteteli değil herhal. Oyunculuk yapmak istiyorum. Böyle sinemada. Artist gibin öyle mi? Harcanayım ben burada ya. Oğlum kamera karşısına çıksam var ya star olurum. Star. Yani biraz çalışsam her rolün üstesinden gelebileyim ha. Herkesin kılığına girip her taklidi yapabileyim ben. Bak sana da göstereyim. Söyle birini. Mahmut'a. Mahmut adın taklidini yapsana. Tamam. İki saattir çay diyorum lan çay. Çay getireceğini Seylan'dan mı geliyor bu çay ya? Lan çok güzel yaptın ha. Tıpkı vallahi sahiden tıpkı Mahmut Ağa gibiydin ha. Gevrek gevrek konuşuyordun. Ne dedin lan sen? Ne dedin? Mahmut Ağa. İyi hiç değilse o kadarını belledin. Lan oğlum çay söyle çay. Tamam ağam hemen. Ya geldiğinden beri kalkmadın şunun başından ya. Ya geç şöyle ya. Oh, oh. Anlamıyorum. Şu kadınları hiç anlamıyorum. Geminin önüne dünyaları serersin, kendine kıymet vermeyenin peşinde dolanır. Kimi üstüne vazife olmayana karışır. Kimi sözünde bile durmaz. Bak dersin, sözüm söz. Sen benim kraliçem olacaksın. Gözünün içine bakmasını beklersin. Beklersin ama gelmez. Bir hayali kalır geriye. Ne yapacağını bilemezsin. Git desen o da gözünün önünden gitmez. Adını sayıklar durursun. Sıla. Ne diyorsun oğlum? Sınav. Birden sınavlarım aklıma geldi abi. Eve gidip gözden geçirsem çok iyi olacak. Sen nasıl geldin buraya? Ne yapayım gelmek zorundaydım. Telefonun cevap vermiyor ki. Hay Allah şarjı bitmiş. Bakmayı akıl etmedim. Aklım yerinde değil ki zaten. Neden gelmedin? Anlatırım. Gidelim buradan. Ağam. Ağam.
Ağam çay. Ağam çay ya. Sıcak sıcak ağam. Ulan senin... Gelmediğini görünce içime bir ağrı saplandı. Buraya mı? Evet. Nereden bildin? Benim de sık sık ağrıyor oram. Zerdan'a aşk hastalığı diyor. Doğru teşhis. Ben sana aşığım. Ben de. Hoş geldiniz ağam. Alayım. Ne yaran? Her şeyin bedeli var. Olmadı ya. Sabah Ankara'da olmalıyım. Beni de götür. Ankara'ya mı gelmek istiyorsun? Ankara umurumda değil. Sadece hep seninle olmak istiyorum. Mecliste başımı kaşıyacak vaktim olmayacak. Seni bir otel odasında nasıl bırakırım? 3-4 gün içinde döneceğim zaten. Babamın evinde beklerim seni. Şahin. Biz artık hiç ama hiç ayrılmayacağız değil mi? Hiç ayrılmayacağız. Konak artık gerçek bir yuva olacak bizim için. Acıyı tatlıyı birlikte paylaşacağız. Birbirimizi hiç bırakmayacağız. Yıllar geçse de. Asırlar geçse de. Saçlarımıza ak düşse de. Yüzümüz kırış kırış olsa da. Hep ikimiz baş başa olacağız. Evet ama bu dediğin olsa olsa en fazla bir yıl sürer. Neden? Aklından ne geçiyor senin? Hayatım düşünsene. Eteğimizde boy boy çocuklarla nasıl yalnız kalabiliriz? En azından ilk 20 yıl. Alçaksın sen. Neden? Çocuğumuz olsun istemiyor musun? Çok istiyorum. Hem de çok. O zaman gereğini yapalım. Son pişmanlık ne yarar? Her şeyin bedeli var. Nasıldı? Olmadı. İyi miydi? Ya. Ne diyorsun ya sen? Neyi soruyorsun? İşlerini. Yolunda gitti mi bari? Yorgunum ben ya. Uyuyacağım. Hayır, uyumayacaksın. Her şeyi bir bir anlatacaksın Mahmut Ağa. Hem bedeli var. Allah Allah ya. Nereden çıktı bu iş merakı? Anlamadım ki ben. Bir de şimdi işmiş düşünemem ben, anladın mı? Düşünemezmiş. Düşünmek ne kelime? Onunla yatıp onunla kalkıyorsun. Aklın fikrin Zerda'da. Nedir bu ha, nedir? Zerda'yla aranda ne var? Yahu hiçbir şey. Şimdi rahat ettin mi? Hiçbir şey. İçin rahat etti mi? İnanmıyorum sana. Bak, sen sordun, ben de cevabını verdim. Bir daha bu konuyu açma, bitti. Bitmedi.
Ben gerçeği öğrenene kadar da bitmeyecek. Yatmıyorum lan burada. Son pişmanlığı neye yarar? Her şeyin... Neden uyandırmadın beni? Öyle güzelsin ki burada böyle kala kaldım işte. Uçak. Uçağı kaçıracaksın. Haklısın. Hemen çıkmam lazım. Ökkeş dayıyı ararım. Seni yarın kasabaya götürür. Beni arayacaksın değil mi? Sen de beni ara. Telefonum hep açık kalacak. Oldu öyle. Geç kalacaksın. Hadi okula. Tamam, bitti işte. Okuldan çıkar çıkmaz hemen eve gel, tamam mı? Oyalanma bak. Koşarak gelsem yeter mi ana, yoksa taksimi çevireyim? Kendim için değil, büyük anan için istiyorum. Zaten sinir burada, istemiyor okula gitmeni. Tamam anne, tamam. Abi şunlardan tatsan bari. Döktürmüşler yine. Kalp ağrısı çekiyor. Nasıl yesin adam? Kalp ağrısı mı? Ya kapat şu konuyu. Niyeymiş? Kardeşin değil mi? O da bilsin. Yenge ne diyorsun sen? Ya bir şey dediği yok ya. Öyle saçmalayıp duruyor işte. Saçmalıyorum ha? Niye anlatmıyorsun o zaman Osman'a? O da bilsin. Evli iki çocuklu abisinin derdini. Ya sus dedim. Bunun Osman'la bir ilgisi yok ya. Benle ne ilgisi var peki? Ben hak ettim mi bunları? Şey, ben çıksam daha iyi olacak. Ya bak uzatma dedim sana. Çekini şuradan ya. Herkesin önünde. Duysunlar. Hepsi duysun. Koca Mahmut Ağa'nın neyin peşinde olduğunu... Nasılsa herkes duyacak. Nereye gidiyorsun? Beklettin mi? Hem ben seni beklemekten hiç sıkılmıyorum. 7 dakikamız var dersin başlamasına. Biliyorum. İlk ders ne? Matematik. Biliyor musun, benim matematiğim çok iyidir. Öyle mi? Ben pek sevmiyorum. Ben anlatsam seversin. Seç. Matematik hocan mı ben? Nasıl yani? Sen mi anlatacaksın bana dersi? Olmaz mı? Okulu mu kıracağım yani? Hayır, yani evet. Hem okulu kırmak sayılmaz ki. Matematikse matematik. Hocaysa hoca. peki o zaman hocam. Hadi yürü. Bir yarın olsa. Bir yarın olsa. Sözün olacak o kız da gelecek mi mahkemeye? Gelir herhalde. Beni bu deliğe tıktığına göre. Hop hop. Ne dedik biz sana? Sakin olacaksın. Masumlar sinirlenmez. Hakimin karşısında öyle bir mazlum duracaksın ki. Hakim diyecek, bu masum. Sevdiği için düşmüş mahpusa. Sonra tak bir imza dışarıdasın. İşte o zaman görürsün kızın hesabını. Hem de öyle bir göreceğim ki. Bence Zerda Hanım'ın canına tak etti gitti. Nereye gidecekmiş ki kadın başına? Babasında başka kimi var ki? O gider. Gider gitmesine de. Bilemeyim. Çok çekti gelincik. Of. Of. Sen ne diyorsun Sıddık? Gömüldün çorbana. Gıkın makın çıkmayın. Ben bir şey bilmeyeyim.
Biz de biliyorsun diye sormadık herhalde. Hiç kimsenin akıl erdiremediğini sen mi bileceksin? Hadi çeneyi bırak. Sultan Hanım'ın ilacını ver, saati geçmesin. Ya bir sarımsak ayıklatırlar, bir ilaç dağıttırırlar. Hiç rahat yok dünyada şu zavallı Dursun'a, hiç. Yemeğe gelince iyi. Yiyeceğiz tabii, ölecek miyiz? Buyurun, birini mi aradınız? Zerda Hanım yok mu? Hele kimmiş, Dursun, al içeri. Buyurun. Ben Zerda Hanım'ı aramıştım. Ne edeceksin sen Zerda Hanım'a? Kendisine soracağım şeyler var, nerede o? Ne soracaktın ki Zerda'ya? Nasıl yaptığını soracağım. Çoluklu çocuklu bir adamın aklını nasıl çeldiğini, neyine güvenip yaptığını soracağım. Meydanı boş mu bellemiş onu soracağım. O ne demek öyle? Ağzından çıkanı bir kulağın duysun. Yeter be. Benim muhatabım siz değilsiniz. Çağırın şu Zerda'yı da işin aslı dökülsün ortaya. Şu gebe halimle buraya kadar geldim madem, o da çıkacak benim karşıma. Benim kocam da onun resmini arıyormuş, bunun hesabını Allah verecek Allah. Bana. Kim bu? Neyin nesiymiş? Şuradan şuraya gitmem ben. Vallahi ben bir yerden neredeyse çıkaracağım çıksın. Ama. Gelsin karşıma konuşalım. Mahmut Ağa'nın karısı mısın yoksa? Oğlumun ayağına dolanan o adamın. Bildin. Mahmut'un karısı Ayhanım'ım ben. Şunu da sen bil ki kocam senin oğlundan 1000 kat daha adamdır. Zerda'nın gözünün kocamın üzerinde olmasına şaşmıyorum aslında. Şahin Han'ın konağına gelip ne cüretle böyle konuşursun ha? Zerda'ya nasıl iftira atarsın? İftira ise gelsin kendi ağzıyla olanı biteni anlatsın Zerda Hanım. Kocamdan ne istiyormuş görelim hadi. Git buradan. Burada Zerda Merda yok. Söyleyin ona hangi deliğe girdiyse bulacağım onu. Bulacağım ve ağzının payını vereceğim. Yoksa evlendiniz mi Şahin Bey? Evlendim başkanım. Hem de zorunluluk yüzünden günü kurtarmak için değil. Sevdiğim kadınla evlendim. Sevmek ne kelime başkanım. Sırılsıklama aşık olduğu kadınla evlendi. Çok sevindim Şahin Bey. Tebrik ederim. Sağ olun. Bu bana da sürpriz oldu açıkçası. Hepinizin benden istediği bu değil miydi? Yaptım işte. Canan Hanım bunu en kısa zamanda kamuoyuna duyuralım. Şahin Bey'i saran kara bulutları dağıtır, bizi de rahatlatır böyle bir haber. Başkanım, izin verirseniz ben konakta işler yoluna girene kadar bunu duyurmak istemiyorum. Nasılsa artık resmi nikahı var. Gazeteciler isteseler de üzerine gidemezler, öyle değil mi? Tabii ki, siz nasıl isterseniz ama... Birkaç gün içinde açıklayacağım başkanım, söz. Anlaştık o halde. Madem siz bize bu kadar mutlu bir haber verdiniz... Bizim de size mutlu bir haberimiz var. Öyle değil mi Canan Hanım? Evet. Güneydoğu yatırımları ile ilgili bütçe. Kabul edildi mi yoksa? Tebrik ederim. Çok emeğin geçti o işe. Hepimizin emeği geçti. Alo. Ha bir dakika. Başkanım size. Evet. Tabii odama bağlayın. Odamda görüşeceğim. Arkadaşlar izninizle. Biz de Şahin Bey'in nikahında olmak için ta Gaziantep'lere gelmiştik ama belli ki yanlış nikahta beklemişiz. Affedersin Canan. Seni güç durumda bırakmak istemezdim ama benim için de çok ani oldu her şey. Umarım sonradan pişman olacağım bir karar vermemişsindir. Hayır hayır onu demek istemedim. Tam tersine. Daha önce hiç olmadığım kadar mutluyum. Baksana ya adamın gözlerinin içine. Işıl ışıl. Madem o kadar mutlusun, biz arkadaşlarına bir yemek ısmarlarsın herhalde. Ne zaman? Ne zaman mı? Bu akşamın nesi var? Bu akşam olmasın ne olur. Yarınki komisyon görüşmelerine hazırlanmak istiyorum. Ama sonra ne zaman isterseniz söz.
Affedersiniz. Siz çıkın, ben gelirim. Canım. Toplantıda filan aramıyorum değil mi? İstersen kapat. Ya nasıl yapacaksın bunu? Çok üzgünüm sayın meclis üyeleri. Fakat Zerda arıyor. Toplantıya ara veriyoruz mu diyeceksin? Niye çok üzgünüm diyecekmişim ki? Sen ne zaman arasan deli gibi seviniyorum. Koskoca meclise yalan söyleyecek değilim herhalde. Biliyor musun? Senin bu komik haline bayılıyorum. Evet komik dedim. Diyemez miyim? Mal gibi de komiksin işte. Dersin tabii de. Sonra da bunun bedelini ödersin. Artık orasını bilemeyeceğim. Bir şeyler düşüneceğiz. Ne yapıyorsun orada, ben size anlat bakayım. Yürüyorum, dolaşıyorum. Seni özlüyorum. Yemek yiyorum, sonra yine seni özlüyorum. Uyuyorum, rüyamda seni görüyorum. Sen beni deli etmeye mi çalışıyorsun? Aferin o zaman, başardın demek ki. Şeytan diyor, atla uçağa. Ama yapamam ki. Yarın çok önemli bir toplantım var. Tamam canım, ben de babama gideceğim zaten. Murat bırakacak beni. Tamam söylerim. Onu da söylerim. Ah Serdam, seni öylesine seviyorum ki, öylesine özlüyorum ki. Deli diyeceksin ama seni gören... Senle konuşan herkesi kıskanıyorum. Senin yanındalar, seni görebiliyorlar diye. Tamam güzel gözlüm. Gece arayacağım. Hoşça kal. Hoşça kal. Az önce X'i kaç bulmuştuk? Şey bulmuştuk. Az önce X'in 4 olduğunu bulmuştuk. Yani hoca söylemişti de öğrenci duymuş muydu ondan pek emin değil. Ya demek öyle. Koyalım bakalım şu X'i yerine. 4. Her iki tarafı da A sayısına bölünce... Şimdi Y eşittir X artı 3. Demek ki Y eşittir 7. Tamam mı hocam? Cevap diyorum hocam, buldum. Aferin, bravo. Çok güzel. Gördüğüm en iyi öğrencisiniz ama. En akıllı, en tatlı, en parlak gözlü, en güzel kokulu, en ışıklı, en sıcak, en neşeli. Şşt, duyacaklar. Yesene. Soldun, süzüldün, canın çekildi sanki. Yemeyeceğim. Ne demek yemeyeceğim? Uyku yok, yemek yok. Gülüşen, şu gazeteyi ver bakayım bana. Yoğurt getirsene biraz Gülüşen. Al şunu. Hadi, acıkıyor. Yemeyeceğim dedim, yemeyeceğim. Duymadın mı? Burada hepinizin gözü önünde acımdan öleceğim işte. Var mı diyeceğin ha? Sustırın şunu. Bir su getir Gülüşen. Niye susuyormuşum? Susmayacağım işte. Herkesler duysun bu konağın aslında bir tımarhane olduğunu. Alın şu kara belayı başımdan. Akgül yeter. Yeter, geç şöyle. Ya geç dedim, kızım, hadi. Evin her yerinde şöyle lanet var. Geç. Ana. Ana. Ana ne oldu? Kalbimi sıkıştırıyor bu deli. Gülüşen, koş Sultan Hanım'ın ilacını getir, koş! Sağ olasın Murat, sana çok zahmet verdim. Ne demek yenge? Ben. Geri döneceksen eğer... Yok, babamda kalacağım birkaç gün. Evdekileri selam söyle. Tamam. Hoşça kal. Güle güle. Oğul sevgili kızım, hoş geldin. Geç. Geç, geç. Gel odana götüreyim seni. Acık dinlen, he mi?
Beni rahat bırak. Öldürecek beni bu kadın. Öldürecek. Yani konaktakilerin hala haberi yok mu nikahtan? Yok. Umurumda değil baba. Şahin ne zaman söylerse söylesin konaktakileri. Ben çok mutluyum. O da öyle. Sen hep önemli olan bu demiyor muydun? Haklısın kızım. Tabii ki önemli olan sizin mutluluğunuz. Ama gel de bunu yaşlı babana anlat. Kavuştunuz ya. Şimdi de şu çocuklara bir rahat huzur verecekler mi acaba diye düşünüp duruyorum geceleri. Bundan sonra bizi kimse ayıramaz baba. Kimse. Alo. Ana ne oldu? Kim? Kim dedin? Ay Hanım mı? O da kim? Mahmut'un karısı mı? Ne? İnanamıyorum, benim evimde. Allah kahretsin. Sen merak etme ana. Ben öğrenirim şimdi ne oldu. Tamam, üzme canını. Ben halledeceğim. Hadi güle güle. Ne oldu ya, bir şey mi olmuş? Allah kahretsin, rezalet. Yahu anlatsana, ne olmuş? Şimdi öğreneceğiz. Alo. Alo. Bütün bunlar ne demek oluyor Mahmut Ağa? Kimsin ya? Kimsin? Alo. Yokluğumdan, Ankara'da olmamdan istifade ediyorsun Mahmut Ağa. Ne altlar karıştırdığını bilmiyorum ama... Bir dakika. Ya bir dakika kardeşim. Sen kimsin ya? Bir onu bana bir söyle ya. Bal gibi biliyorsun kim olduğumu. Beni iyi dinle. Karın konağıma kadar gelip Serda'yı sormuş. Utanmazca laflar etmiş. Bu ne demek oluyor ha? Nasıl cüret edebiliyorsunuz bunlara? Ulan yok deme. Ne diyorsun sen ya? Ne söylediğim çok açık. Dinle Mahmut'a. Orada ne olup bittiğini bilmiyorum ben ama... bir dahaki sefere senin ailenden biri ya da karın konağa gelecek olursa... Serda'nın kılına zarar gelecek olursa hepinizi yakarım, haberiniz olsun. Anladın mı? Duydun mu beni? Benim böyle bir şeyden haberim yok. Dur. Bir dakika. Bak kapattı. Ağam. Ağam, iyi misin ağam? Su neyin getireyim ağam? Canım. Doktor neyin mi çağırsak? Ağam iyi misin? Anam. Şş, bana bak lan Seyfo. Birazdan bomba patlayacak lan, patlayacak. Geri bas. Lan öldüreceğim lan. Ulan ya o ölecek ya ben öleceğim lan. Ben dışarı çıkacağım. Bir şey istiyor musun? Yok, sağ ol Hasan Ali. Hoş gelmişsin abi. Çekil lan. Hoş gelmişsin. Nerede? Abi. Nerede o kadın? Nerede? Neredesin Ay Hanım? Hanımlığın bassın senin. Neredesin? Ha, gel buraya, gel. Lan sen ne haklar karıştırıyorsun lan? Ben bir şey yapmadım. Lan adamı deli edersiniz be. O konağa ben mi gittim ha? Ya sen kendi başına o kuş kadar aklınla ne haklar yiyorsun lan? Ben bir şey yapmadım. Sen asıl kendine bak. Sen ne diyorsun be? Senin kemiklerini ne yaparım? Ufacık parçalara ayırırım. Üstüne kapıyı kilitlerim. Gün yüzü göremezsin bu konakta. Kitle. Ben de Zerda gibi açlık grevi yaparım. Lan! Bir daha Zerda'nın adını ağzına almayacaksın, anladın mı? Anladın mı? Bu konakta benim haberim olmadan kuş uçmayacak. Duydunuz mu? Kulağınıza yerleşti mi? Kuş uçmayacak. Ve sen kendi işine bakacaksın. Yani çocuk büyüteceksin. Başka da bir işin yok senin, anladın mı? Çocuklarımı büyüteceksin. Şu an yaşıyorsan çocukların hürmetine yaşıyorsun. Kulağınız duydu mu beni? Duydu mu? Duydu mu kulağın? Dağılın lan!
Kırıklar olmuş saçlarında. Acık uçlarından kestiriversek. Ben uzun seviyorum. Uçlarından dedim çocuğum. Nasıl geçti bugün okul? İyi. Derse falan kalktın mı hiç? Sosyalden sözüm var diyordun ya. Yok, o bugün değildi. Uykum geldi çok, hadi ben yatıyorum. Peki kız, hadi iyi geceler. Gel öpeyim adam. Alo. Güzel Gözlüm'le görüşmek istemiştim. Canım, nasılsın? İyiyim, babamdayım. Burada kaldım. Efendim, Ay Hanım mı? Yo, görmedim hiç. Gene ne diye Mahmut'la uğraşıyorsun Şahin? Hayır, onu da görmedim. Hiç canım işte. Benim kuruntularıma ver. Tamam, kapattım o konuyu. Konağı aradın mı? Aradım konağı. Mustafa'nın mahkemesi varmış. Biliyorum. Mahkemeden beni de çağırdılar. Tanık olarak. Bak canının sıkılacağını düşünüyorsan gitmek zorunda değilsin. Ben avukatla konuşurum. Yani annemlerle falan karşılaşmak istemezsen. Aslında bir yandan gitmek istemiyorum ama... bir yandan da gitmem gerektiğini düşünüyorum. Bilmiyorum, daha karar vermedim. Şahin... beni seviyor musun? Hem de her şeyden çok. Peki sen? Sen beni özledin mi? Hem de nasıl özledim. Keşke şimdi burada olsaydın. Keşke şimdi sana sarılabilseydim. Alo. He? Sıla'nın velisi mi? He benim. Babaannesiyim ben. Ne diyecekseniz bana deyin. Ne? Nasıl? Neredeymiş peki? Ne yapmış? Siz hiç merak etmeyiniz. Ben onu göstereceğim şimdi. Ben sana sorarım. Sıla! Sıla! Göstereceğim sana. Göstereceğim sana. Sıla! Olacağı buydu işte. Öldüreceğim onu. Sıla! Boyu devrilesice. Hangi cehennemdesin? Çek kız Sıla! Ne oldu? Niye bağırıyor? Hah, yürü. Yapma! Yürü! Başımın belası. Yapma. Boyu devrileceğim. Ocağımızı kurutacağım. Kız sen ne haklar ediyorsun? Ne haklar ediyorsun? Ha? Ne haklar ediyorsun? Ne olayım? Öldüreceğim seni. Elimden kimse alamayacak. Ana yapma. Ha? Öldüreceğim. Ha? Ana dur. Yine ne yaptı Sıla? Daha ne yapsın? Daha ne yapsın? Bunu da getirdi başımıza. Dün evden okula gideceğim diye çıkmadım. He çıktı. Okula gittin değil mi kızım? Dede kafanı kıram. Okuldan aradılar gitmemiş. Ay. Yalan söylemiş. Okula makula gitmemiş. Kız sen başımıza orospu mu olacaksın kız? Nereye gittin ha? Allah'ın cezası. Hangi cehennemdeydin? Yetti be yetti. Az dur hele. Doğru mu kız? Gitmedin mi okula? Bitti artık Sıla Hanım. Bitti. Okul makul yok. Sadık, neredesin? Buradayım. Mustafa'nın mahkemesi olacak. Sen de şikayetinden vazgeçeceksin. Bu evden kimse tek kelime konuşmayacak. Sen de kaza oldu diyeceğim. Lanet! Anladın mı? O kör kafana girdi mi? Anlaşıldı mı? He
Hepinizi iyice anladınız mı ha? Tamam hanımım, tamam. Senin de o kalın kafana girdi mi? Devrisi gün düğünü olacak. Hiç kimse sesini çıkarmayacak. Zerda anam izin vermez beni evlendirmenize. Zerda, Zerda. Zerda ha? Hep bunlar onun yüzünden geldi başımıza. Zerda Merda yok artık. Anladın mı? Yok. Bitti. Bitti. Bu konakta bir daha Zerda lafı duymayacağım. Yetti. Yetti artık, her şey eskisi gibi olacak. Bu konakta benim dediğim olacak. Benim.